Doğrusunu söylemek gerekirse, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla ilgili İmam Hatiplerle Harbiyelileri karşı karşıya getirmek istiyor gibisinden bir yaklaşımın son derece provokatif bir yaklaşım olduğunu ve tamamen sorumsuz siyaset anlayışının net bir örneği olduğunu ifade etmek isterim. Bu, biliyorsunuz, bu değerlendirmeyi yaparken de şuna göre yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yemin töreniyle ilgili değerlendirmesini İmam Hatipler Kurultayı'nda yapmasının doğru olmadığını, orada yapmaması gerektiğini ifade ediyor. Bir kere devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek siyasi meselelerle ilgili, gerek devlet meselelerle ilgili hangi mekanda, hangi ortamda bir değerlendirme yapacağına dair herhangi bir kısıtlama yoktur. Kamu alanını bu şekildeki bir takım değerlendirmelerle bölmek, kamu alanında şunlar mümkündür, bunlar mümkün değildir. Ya da şu kamu alanında geçmişte bu kıyafet giyilir, bu kıyafet giyilmez anlayışı gibi şu değerlendirmeler şu kamu alanında yapılır, bu değerlendirmeler bu kamu alanında yapılır gibisinden bir yaklaşım 28 Şubat kafasıdır. Devletin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu her ortamda devlet meselelerle ilgili, siyasi meselelerle ilgili her türlü değerlendirmesi yapması gayet normaldir. Kuşkusuz Harbiyeliler, Harbiye'de bu milletin değeridir. İmam Hatipler de bu milletin değeridir. Asıl bu şekildeki bir değerlendirme ile Sayın Özel, Harbiye ve İmam Hatip karşılaştırması yaparak, böyle bir zıtlığı kurgulayarak ve bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza son derece temelsiz ve mesnetsiz bir şekilde atfederek son derece sorumsuz siyaset anlayışının bir örneğini ortaya koymuştur. Harbiye milletin değeridir. İmam Hatipler de milletin değeridir. Bunlarla ilgili herhangi bir şekilde karşı karşıya getirme anlayışı en başta bu kurumlardan yetişen ve bu memlekete hizmet eden bu milletin çocuklarına haksızlık olduğu gibi aynı şekilde de Cumhurbaşkanlığı makamına dönük olarak son derece provokatif bir yaklaşımdır. Aynı şey 28 Şubat zihniyetinde de görülmüştü, 28 Şubat kafasında da görülmüştü. Şu ortamlarda şu değerlendirmeyi yapabilirsin, bu ortamlarda bu değerlendirmeyi yapamazsın, şu kıyafeti giyersin, bu kıyafeti giyemezsin diye kamu alanını bu şekilde bölme yaklaşımı son derece ilkel, arkaik ve Türkiye'ye çok büyük acılar yaşatmış bir yaklaşımdır. Harbiye milletin değeri olduğu gibi İmam Hatipler de milletin değeridir. Milletin çocuklarının bu ülkeye hizmet etmek için gittiği kurumları, okulları bu şekilde karşı karşıya getirme anlayışı asıl Sayın Özel'in dilinde ifade bulmaktadır ve bu son derece yanlış ve provokatiftir. Hangi okuldan mezun olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları çerçevesinde hangi kanunlar çerçevesinde kanunların izin verdiği çerçevede faaliyet gösteren bütün bu kurumlardan mezun arkadaşlarımızın, mezun milletin evlatlarının çok net bir biçimde bu millete hizmet etmek için, bu milletin geleceğine hizmet etmek için mezun olduğu açıktır. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerine dönük Harbiye'yi ve İmam Hatipleri karşı karşıya getirmek istiyor gibisinden bir yaklaşım provokatif bir yaklaşımdır ve 28 Şubat zihniyetinin bir ürünüdür. Burada demokrasi tabii teorik bir şey olarak var olmuyor. Birçok insan teorik olarak ben demokratım diyebilir. Ama esas mesele demokratım dediğinizde bunu siyasi meselelere, sosyal meselelere nasıl uyguladığınız ve bu uygulama neticesinde bir demokrasi çıktısının ortaya çıkıp çıkmadığıdır. Eğer buradan demokrasi çıktısı çıkmıyorsa, demokratik bir zihin ortada var olduğunu söyleyemeyiz. Maalesef Sayın Özel'in değerlendirmelerinde böyle bir demokratik çıktı görülmemektedir. Cumhurbaşkanlığı makamına dönük, Cumhurbaşkanımıza dönük olarak Harbiye ile İmam Hatip'i karşı karşıya getiriyor demek kınanması gereken son derece provokatif bir yaklaşımdır. Cumhurbaşkanımız devletin başı olarak bu ülkenin okullarından mezun olan Harbiye'nin üzerindeki hassasiyeti de yüksek bir devlet anlayışına sahiptir. İmam Hatipler üzerindeki ve diğer başka okullardan mezun olanlar, diğer başka okullar üzerindeki, onların geleceği üzerindeki hassasiyeti de yüksek bir devlet anlayışına sahiptir. Dolayısıyla maalesef Sayın Özel'in bu yaklaşımı son derece provokatif ve sorumsuz siyaset anlayışının örneği olarak ortaya çıkmıştır.
Tabii ki bütün bu kurumların yüksek standartta eğitim vermesi, bu kurumların disiplinlerinin gözetilmesi, geleceğe dönük olarak bu çerçevede mevcut faaliyetlerini yürütürken bu hassasiyetler içinde olmaları her zaman son derece kıymetli olacaktır. Bu çerçevede bakıldığında bütün bu kurumlar üzerindeki hassasiyetlerin net bir şekilde gözetilmesi gerektiğini ifade etmek isteriz. Tabii değerli arkadaşlar, bütün milletimizin evladı olan ve milletimizin acısı olarak maalesef toprağa verdiğimiz narin kızımızı halen büyük bir acıyla hatırlıyoruz. Bugün de bakanlarımız ve genel merkezimizden bir heyet, Asya milletvekili arkadaşlarımız, genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız Nari'nin mezarını ziyaret edecekler ve oradan milletimize taziyelerini bir kere daha ifade edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız adli sürecin bizzat takipçisi olacağını ve bu kişilerin hukuk çerçevesinde gereken cezayı alması için en yüksek şekilde bu konuyu takip edeceğini ifade ettiler. Partimizde de arkadaşlarımız bütün bu gelişmeleri en hassas bir biçimde takip ediyorlar. Bugün de bu hassasiyet çerçevesinde milletimizle bu taziyelerini bir kere daha paylaşmak üzere narin evladımızın mezarını ziyaret edecekler. Tabii bu konu, bu tip konularda siyasi cümle kurmak, siyasi değerlendirme yapmak son derece yanlıştır. Bu vicdanları yaralayan, vicdanları kanatan ve hepimizin acısı olan bir meseledir. Dolayısıyla buradan bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışmak, topyekün belli camiaları suçlamaya çalışmak şeklindeki bir siyasi motivasyon içinde olmak fevkalade yanlış bir durumdur. Burada birkaç tane konuyla karşı karşıya kaldık. Maalesef acıyı paylaşmak yerine doğrudan hükümetimize, partimize dönük olarak bir takım laflar söyleyenler söz konusu oldu. Tabii bunların belli bir siyasi motivasyonla hareket ettiği net bir şekilde görülmektedir. Özellikle de PKK terör örgütünü destekleyen, PKK terör örgütünü destekleyen ve Diyarbakır annelerinin yanına bir kere gitmemiş olan bu PKK terör örgütünün daha kaçırdığı küçük kız çocukları hakkında herhangi bir cümle söylememiş olanların burada Nari'ne sahip çıkıyormuş gibisinden bir tabloyla görüntü vermeleri ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak isteyen Diyarbakır annelerine herhangi bir şekilde sahip çıkmayanlar. Burada o daha kaçırılan küçük kız çocukları konusunda tek bir cümle etmemiş olanlar bugün çıkmışlar bu acı üzerinden bir politika üretmeye çalışıyorlar. Yine bu çerçevede DEM Parti Mardin milletvekilinin Kur'an kurslarını hedef alması da işte bu maalesef bu ikiyüzlü politik ajandanın bir neticesi olarak gündeme gelmiştir. Yani bütün bu acıyı, bütün bu yanlışı tutup da Kur'an kurslarına üzerinden Kur'an kurslarına saldırmak için bir vesile addetmek acıyı paylaşmak değildir. Tam tersine siyasi ikiyüzlülüktür, siyasi istismardır. Burada bütün bu gelişmeler en yakın şekilde takip edilmektedir. Bütün detaylarıyla takip edilmektedir ve bu acı milletimizin acısı olarak hafızalarımıza kazınmış, hepimizin acısı olarak yüreğimizde yer etmiş ve hepimizin sonuna kadar adli sürecin takipçisi olacağı bir süreç olmalıdır. O sebeple bu vesileyle bütün bir kız çocukları konusundaki hassasiyetin, bütün çocuklar konusundaki hassasiyetin yüksek bir derecede ifade edilmesi, vicdani konularda bu sözlerin dillendirilmesi ve kuşkusuz bu acının paylaşılması her zaman saygıdeğerdir. Ama bunu siyasi istismar konusu yapıp bir takım kurumlara, bir takım partilere saldırmak için vesile addedenlerin bu acıyla da bir ilişkisi olmadığı açıktır. Bugün arkadaşlarımız orada o ziyareti yapıyorlar. Narin hepimizin kızı olmuştur. Narin hepimizin yüreği olmuştur. Narin'i maalesef sağ olarak bulamadık. O kadar günlerce aramaya rağmen onun önündeki hayatı yaşamasına imkan sağlayacak şekilde
sağ olarak bulunamadı. Bundan sonrasında onun hatırasına sahip çıkacağımız en önemli konulardan bir tanesi bu konulardaki hassasiyetin her zaman yüksek tutulmasıdır. İkincisi de yine adli sürecin partimiz tarafından da aynı şekilde hassasiyetle takip edileceği açıktır. Arkadaşlar bu sene tabii küresel vicdanın en önemli konusu, siyasetin de en önemli konusu Gazze olmaya devam ediyor. Maalesef buradaki can kayıpları, çocuk ölümleri, kadın ölümleri, bütün bunlar bu çerçeveye koyulduğunda insanlığın gözü önünde bu katliam gerçekleşiyor ve maalesef bu ikiyüzlü sözler, çekimser davranışlar, sonuç alınmayan siyasi süreçler çerçevesinde İsrail'e destek verenlerin bu sorumluluğu, suça ortaklığı ve utancı devam ediyor. Tabii bizim Gazze ile özel bir bağımız var. Tarihi bağlarımız olduğu gibi vicdani bağlarımız da var. Ve bu çerçevede de hem kendimiz için hem gelecek nesiller için Gazze konusunun en yüksek vicdani mesele olarak değerlendirilmesi ve yeni nesillerin hafızasında da bu şekilde yer alması için çalışmalar yapılması son derece kıymetlidir. O sebeple Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanımız da Çanakkale'den Gazze'ye konusunun ilk ders olarak okullarda okutulması için bir girişim içerisinde oldu. Ve bu aslında bizim verdiğimiz var olma mücadelesiyle Gazze arasında, Gazze'de verilen var olma mücadelesi arasındaki vicdani bağın, yüksek değerlerin, ortak değerlerin ifade edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması bakımından son derece kıymetli. Fakat nedense bu konuyu da CHP sözcüsü yaptığı açıklamada bakanımızı ve bakanlığımızı hedef alarak bu konunun bu şekilde ele alınmasını tarihi çarpıtmak ya da laik eğitim anlayışına karşı bir tutum olarak değerlendirmeyi tercih etti. Kuşkusuz bu şekildeki bir değerlendirme baştan aşağı temelsiz ve son derece de talihsiz, aynı zamanda da vicdansız bir değerlendirmedir. Yani bütün insanlığın vicdanının düğüm noktası haline gelmiş Gazze'nin bu şekilde anılmasından daha doğal ne olabilir? Bu vicdanla bağ kuramayan odakların bu şekilde bir değerlendirme yapması tabii kendi açılarından kendilerine, kendi kendilerine ayna tutmalarını gösteren bir şeydir. Ama aynı zamanda da bu şekildeki bir siyasi değerlendirme, bunu bir laiklik meselesi, bir tarihi çarpıtma meselesi olarak sunmaları da aslında laiklikten de hiçbir şey anlamadıklarını, tarih bilinci konusunda da ne kadar yüksek bir yoksunluk içerisinde olduklarını göstermektedir. Vicdani meseleleri bile bir rejim meselesi olarak ele almaya çalışanların siyasi anlayışı şimdiye kadar Türkiye'de hiç kimseye bir fayda sağlamamıştır. Bundan sonrasında da herhangi bir şekilde bir fayda sağlamayacaktır. Arkadaşlar, burada çocuklarımıza Çanakkale'den Gazze'ye bütün bu sürecin ilk ders olarak okutulmasının Türkiye'nin hem gelecek nesillerine bir vicdan hatırlatması, onların hafızasına bunu yerleştirmesi, hem de dünyaya bu mesajı vermesi açısından son derece kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. CHP sözcülerinin açıklamalarını kendi talihsizliği ve vicdansızlığıyla baş başa bırakıyoruz. Tabii Ayşenur Ergi kardeşimizin İsrailli bir keskin nişancı tarafından hedef alınmasıyla ilgili gündem de devam etmektedir. Kardeşimize bir kere daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine, sevenlere, Filistin davasına gönül vermiş olanlara, Gazze'deki vicdan, Gazze temelindeki küresel vicdanı ayakta tutan herkese buradan başsağlığı diliyoruz. Rachel Corrie'den Şirin Ebu Akile'ye kadar bu zincir insanlığın ortak küresel vicdanına, insanlığın ortak vicdanına, temel değerlerine sahip çıkma şeklindeki dünyanın çeşitli yerlerinden vicdan sahibi insanların bu tutumu ortaya koyması tabii ki insan onurunu, insan haysiyetini, insanlığın asaletini ayakta tutan bir durumdur. Ve bunun son örneği de Ayşenur Ergi kardeşimiz olmuştur. Burada
İsrail güvenlik güçleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğü açıktır. Fakat aynı zamanda Amerikan vatandaşı bununla ilgili olarak Amerikan yönetiminden yapılan açıklamalarsa ibretliktir. Bir yandan çok üzüldük, çok öfkeliyiz diyorlar. Bu İsrail tarafından hedef alınan ikinci Amerikan vatandaşı diyorlar. Ama daha sonrasında da hedef alınmamış, kurşun sekmiş ve hata olarak vurulmuş şeklinde bir açıklamayla maalesef bu vicdan konusunda yine kaçamaklara başvuruyorlar. Net bir durum vardır. Netanyahu hükümeti bir katil şebekesidir. Netanyahu hükümetinin emriyle hareket eden bu sivilleri öldüren herkes katildir. Bir soykırımcıdır ve bunların gereken cezayı bu şekilde alması gerekir. Burada da Ayşenur Egi kardeşimize dönük olarak bu cinayeti işleyenlerin eninde sonunda bu cezayı alacağından bir kuşkumuz yoktur. Bunu saklayarak, yani işte o hedef alınmamış da kurşun sekmiş ya da yanlışlıkla vurulmuş ya da kazara vurulmuş demek, meseleyi hafifletmeye çalışmak başlı başına bir vicdan konusundaki büyük bir açığa işaret etmektedir. Yani zaten 40 binden fazla insanı öldüren bu katil şebekesinin yeni bir cinayeti olarak bu kayda geçmiştir. Bunu sadece Amerikalı yetkililerin kendileriyle ilgili sorumluluktan kaçmak, Amerikan kamuoyuna dönük olarak yapmaları gerekenden uzak durmak şeklinde hafifletmeye çalışmaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Kuşkusuz o insanlığın değerlerini, temel insani değerleri korumak için hayatını kaybetmiştir ve insanoğlunun soyluluğunun, asaletinin ve haysiyetinin bir temsilcisi olarak aziz hatırası her zaman yaşayacaktır. Değerli arkadaşlarım, bir gelişmede bize sorulan bir soru da ABD Savunma Bakanlığı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki askeri işbirliği konusunda. Daha önce 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırdığında bununla ilgili açıklama yapmıştım. Adada istikrarsızlığın ve çözümsüzlüğün kaynağı Rum yönetimidir. Burada maksimalist taleplerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Kıbrıs Türk'ünü görmezden gelenler onlardır. Ve dolayısıyla burada adada eşitlik temelinde iki topluma dayalı, iki kurucu unsura dayalı bir yaklaşımdan kaçanlar onlardır. Kıbrıs Türk'ünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını görmezden, varlığını görmezden gelenler onlardır. Bunların bütün talepleri hukuksuzdur ve çözümsüzdür. Silah ambargosu kaldırıldığında da söylemiştik. Demiştik ki bu hukuksuzluğu ve çözümsüzlüğü üretme konusunda Rum yönetimini teşvik etmekten başka hiçbir işe yaramaz. Ne barışa hizmet eder, ne çözüme hizmet eder demiştik. Şimdi bu şekilde bir askeri işbirliği anlaşmasının yapılması buradaki sıkıntıları daha da derinleştirecek, Rum tarafının şımarıklığını daha da tahrik edecek bir yaklaşımdır. Son derece sorumsuz bir değerlendirmedir. Bunun Türkiye ile olan müttefiklik ilişkileri açısından da son derece sıkıntılı bir durum olduğu açıktır. Bütün bu tablo içerisinde ne olursa olsun, kim Akdeniz'de ne yapmak istiyorsa biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Akdeniz'de neredeyse kayıkçı sandalı giremeyecek kadar her taraf savaş gemisi dolmuş. Burada daha istikrarlı, daha tenlili, daha diplomatik, diyaloğa dayalı bir adım atılması gerekirken hem diyaloğu sabote eden, hem çözümsüzlüğü isteyen, hem hukuksuzluğu talep edenleri teşvik eden bir yaklaşım olmuştur bu. Dolayısıyla son derece yanlış bir yaklaşım ve reddedilmesi gereken bir yaklaşım olarak kayda girmiştir. Her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tarihi dayanışmasını en güçlü şekilde sürdürecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi Kıbrıs Türk'ü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti asla ve katla hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır. Kıbrıs Türk'ünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ve bunun güvence altına alınması bizim için Kıbrıs Türk'ünün davası olarak sahiplenilmeye devam edecektir. Arkadaşlar, bize değerlendirme için sorulan konular bunlardı. Bunlarla ilgili değerlendirmelerimi paylaştım sizinle. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz.